İyi bayramlar, günaydın. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi biz babamızın yanına gidiyoruz el öpmeye. Miralinda, el öpülür, el öpülür de anneciğim. Çantamızı da taktık, çantamız da elimde. Para çantası mı? Para çantamız da var ya. Evet, bu bizim ilk bayramımız. Daha nice bayramlar gör inşallah kızım benim. Hadi, oh yendirdim babası kızını. Gel bakalım sen. Durun bir dakika, çantamızı görsünler. Bakın, taktık koluna çantamızı. Ay, hadi. Bayramlar. Aç cüzdanın eli değmesin. Evet ya, değil mi? Heh, çantamızı açalım bir elinde. Al bakalım. Anne sana bir şeyler alsın, tamam mı? Kesene hareket babacım de. Ya bir öpeyim bakayım seni. Havuz alalım kızıma, havuz. Havuz mu? O zaman kredi kartını vereyim direkt içine. Bu bizim ilk bayramımız arkadaşlar. Geçen sene hamileydim. Yine koronavirüs vardı. Evlerdeydik bayramda. Bu sene de öyle maalesef. Yine evlerdeyiz. Sevdiklerimizden uzağız. Gurbette olan aileler de vardır. Rabbim onlara da kolaylıklar versin. Gerçekten çok zor. Gurbette geçirmek bayramları özellikle. Değil mi? Ben de annemden babamdan uzağım. Onları da görüntüler arayacağız. Kayınvalidemler yukarıda. Bugün hep beraber güzel bir bayram kahvaltısı yapacağız. Ben hazırlayacağım. Yukarıda terasta yapacağız inşallah. Bakalım neler hazırlayacağım bugün. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Allah ne verdiyse artık. Sizler de göreceksiniz zaten. Mira kuş. Nasılsın? Hadi bunu al şimdi yukarı el öptürmeye. Gidelim mi şimdi? Ben de hazırlanmadım kahvaltıyı hazırlayacağım diye. O zaman kahvaltıyı hazırla. Kahvaltıyı yukarı mı çıkartacağız? Yukarıda yapalım daha. Tamam, büyük o zaman, masa. O zaman öper elleri. Tamam o zaman gideriz. Çünkü böyle gitmek de istemiyorum yani. Bayram ya. Biz çocukken bayramda çorbamıza kadar her şeyimiz evet yeniydi. Ya. Sabah erken saatte kalkardık 6 gibi. Annem koyardı koltuğun üzerine yeni kıyafetleri. Ay o kadar mutlu olurdum ki. Mirilinda'ya da bugün öyle yaptım. Çorabına kadar her şey yeni değil mi Mirakur? Bunlar ne oluyor? Mickey Mouse mu şimdi? Yok, pomponlarımız onlardı babası. Kahvaltı hazırlıklarımı yapacağım şimdi. Bu bizim kızımızla ilk bayramımız. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpelim arkadaşlar. Rabbim hasta olanlara şifalar versin. Gurbette olanlara da tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah diyorum. Evet, şimdi ilk önce pizzayla başlayacağım. Ev yapımı pizza yapacağız. Ben de bayağıdır yapmıyordum. Güzel olur kahvaltıya. Bugün çeşitlerimiz bol diyebilirim sizlere. Bol bol biraz hamur işlerimiz var. Hadi o zaman başlayalım. 1,5 su bardağı un. 1 yemek kaşığı kuru maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Tabii ben bunu göz kararı yapıyorum da. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ediyorum. Ilık su ekleyeceğiz şimdi. 1 su bardağı. Gördüğünüz gibi hamurum bayağı bir cıvık arkadaşlar. O yüzden 1 su bardağı kadar da un ekleyeceğim daha. Boyutuna göre ayarladım arkadaşlar. 5 dakika boyunca fırınımda 180 derecede pişecekler. Pizzanın sosu içinde salça. Bunlar hep göz kararı. 1 tatlı kaşığı koydum. Ketçap. Bol bol kekikli yapın. O kadar lezzet veriyor ki arkadaşlar. Ben bol bol koyacağım. Hem kokusuyla, tadıyla bayağı bir güzel oluyor. Sıra geldi en güzel kısma. Fırından çıkarttıktan sonra üzerini sosladım. Fırına atmamın sebebi üzeri sert olduğu için daha güzel sosu alıyor arkadaşlar. O yüzden fırına atıyorum bir 5 dakika kadar. Üzerini süslemek size kalmış. Hangi ürünü seviyorsanız dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ben domates ekleyeceğim. Sucuk, sosis, biber, mısır ve zeytinimiz var. En son olarak da üzerine peynir. Evet, şimdi hangisinden başlayalım? Bence domatesleri yerleştirelim. Pizzamız fırına gitmek üzere. Hazır arkadaşlar. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor daha pişmeden. Bu üzerindeki peynirler eriyecek. Oh, daha bir lezzetli görünecek. Bu arada pizzayı yaparken buraları da toparlayıverdik. Ya. Şimdi fırını tekrar açalım. Çok
Tuğba bugün bıldırcın yumurtası yapacakmış. Tövbeler olsun. Neden? Yemişliğim yok hayatımda yani. Hiç merak etmiştim ya. Bıldırcın yumurtası yapacağım diyor bana. Tabii ki. Yap bakalım. Kahvaltıda o mu eksik olsun yani? Kuş sütü de var mı? Kuş sütümüz yok. Bulamadın mı? Bulamadım. Bime gelmemişti. Kalem böreğimin hazırlığına da başladım. Bir yandan pizzalar fırında, patates de kızartacağız. Caner de patateslerimizi soyuyor. Ben de şöyle dedim 8'e ayırayım. Bu yufkalar çok gelir. Birazını da buzluğuma kaldıracağım. Yine kahvaltılarda pratik oluyor. Aşkım biraz daha az koysaydın. Çok mu az olmuş? Bizim fırıncılardan beter çıktın aşkım sen. Aşkım neden az koydun? Bugün bayram, her yer kapalı olduğu için benim de lorum az vardı. Yufkada bir dünya var. O yüzden içine biraz az koyuyorum. Hmm. Bir de niye derseniz de sofrada zaten çeşit bol olacağı için yani bunun azlığı da çok belli olmaz aşkım. Ya yanında... ekmek niyetine mi kullanacağım? Ya çıtır çıtır güzel oluyor. Yanında peynir, domates de her türlü gidiyor zaten. İçi boş olsa da. Ne yapayım şimdi? Hiç yoktu vallahi, buzluğunda da kalmamış. O yüzden az koyuyorum ben de mecburen. Tuba'nın canı ne zamandır salçalı suda sosis istiyormuş değil mi aşkım? Rüyamda gördüm arkadaşlar. Ben normalde sosis hiç yemem, sevmem de. Bunu yapmışlığımız bile yok bizim yani. Nereden hiç aklına geldi? Hiç yapmadık da. Rüyama girdi. Nereden girdi? Anam o gün bugündür öyle bir canım istiyor ki. Dedik kahvaltıya bari yapalım, en azından yiyeyim. Bunu nasıl yapılıyor aşkım bu? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Deniyorum işte. Salçalı suyla yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bir de ketçap mı atılıyor? Bilmiyorum. Ketçap atılıyorsa atayım birazcık. Vallahi ben de bilmiyorum. İstiyorsan bakalım. Hiç yapmadığımız için bilmiyoruz. Bırak boşver. Doğaçlama olan her şey daha güzel oluyor. Bir de karabiber mi? Ne o? Bir şey atılıyor mu içine? Bak bilmiyorum ha. Ben de bilmiyorum aşkım. Kalem böreğim bitmek üzere. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Wow, bir sürü oldu. Biraz da buzla. Ben de sosisleri hazırlıyorum burada. Su kaynamak üzere sosisleri açacağım şimdi. Öyle değil, dilim dilim doğra. Ama öyle... dilim dilim olmaz ki bu. Ben rüyamda öyle gördüm aşkım. Rüyamda öyle gördüm. Evet, öyle doğranmıştı yani. Allah'tan gördüm ha. Rüyaya göre video yapıyoruz ya. İkiye versem olur mu şöyle? Öyle değil. Bak nasıl biliyor musun? Böyle. Böyle. O kadar küçük olmaz ki. Güzel olur. Öyle gördüm ben. Minnoş bıldırcın yumurtalarımız da var. Caner bahsetmişti sizlere. Duyduğuma göre çok faydalıymış. Ben de daha önce hiç yememiştim. Yedim, tattım. Bayağı güzel arkadaşlar. Dedim ki bu kahvaltıda bıldırcın yumurtası olur. Güzel olur. Bayrama da yakışır. Caner hiç yememiş. Ye de gör bak ne kadar lezzetli aşkım. Bakalım, şöyle bakalım. Atalım. Bir bu eksikti zaten yemediğimiz. Ama baksana ne kadar minnoş, ne kadar güzel ya. Çok tatlı. Bana yer kalmadığı için mecburen buralara geldim ya. Evet, pizza yaparken toplamıştık ama yine böyle dağıldı arkadaşlar. Ay, şöyle bir tane tatmak istiyorum ama yemeyeceğim, sofrada yiyeceğim. Bir de bu, bakalım nasıl olmuş. Biraz sulu gibi geldi bana ama ilk defa yaptık. Tarife de bakmadık, hiç kafadan yaptık arkadaşlar. Daha hazırlanacağım. Mira kuşu da uyuttum tekrardan. Sabah bayağı erken kalkmış o. Yatakta dolanıyor. Hazırlıkları görüyorsunuz değil mi? Eksiklerim var. Evde bal kalmamış, reçel yok. Olsun artık, sofrada onlar eksik olacak ama sevgi olduktan sonra peynir ekmek yeseniz de karnınız her türlü doyuyor arkadaşlar. Pizzamız oldu, fırında bekliyordu, soğumasın diye bıraktım. Burada böreklerimiz var. Sosis, bıldırcın yumurtaları, domates tabağı, salatalık tabağı. Bakın Caner ne yapmış. Aşkım ne yaptın böyle salamları? Süslemiş onları. Bu patatesler de kızaracak. Market alışverişine gitmemiz lazım. Kesinlikle. Market alışverişine bayağıdır gitmiyoruz. Sizler de özlemişsiniz. Bizim de evde eksikler bayağı bir birikmeye başladı. Olsun artık ya. Bu patatesler de oldu. Alayım bu tabağıma.
Menemen de yapacaktım dediğim gibi ama Caner bunlar bize yeterli gelir dedi. O yüzden yapmayacağım. Hani kalsın da istemiyorum. Hepsi bitsin. Caner kahvaltılarımızı yukarı çıkarttı. Ben de hazırlandım. Miral'in deyip bir daha tekrardan giydirdim. Çünkü uykusu vardı. Uyuduğu için pijamalarını giymişti. Çantamızı da taktık. Anneciğim hadi gidiyoruz şimdi. Dedeyle babaannenin yanına. Caner de yukarıda işte, bakalım o da ne yapıyor. Apartmanda hep bağırıyor Miral'in de. Ana kapıları da açıkmış. Buyurun. Biz geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Bayram şekeriniz geldi. Anam bu ne olmuş böyle? Bu ne olmuş böyle kız? Çantamda mı var senin? Evet, bayramlık geldi. Çantası da var. Hadi gel. Gel babaanneye. Aşkım. Aşkım benim. İyi bayramlar babaanneciğim de. Bu bizim ilk bayramımız değil mi? Evet, kızım. Kızımın ilk bayramı. Allah'ım çok bayramlar göstersin inşallah. Amin inşallah. Sağlıklar versin, mutluluklar versin kızıma. Kıyafetine de bakar mısınız? Bakın neler giydim. Anne el öpülür, el öpülür. El öpülür, hadi kızım, hadi bakalım. Oh, 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 can kurban buna. Hadi gelelim. Caner sen ne yapıyorsun? Soframızın hazırlıklarını yapıyor. Şöyle göstereyim soframızı da. Bakın böyle. Daha ne olsun yani. Yeter abi. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Yolunuza sağlık. Afiyet olsun anne. Bayram soframızda Caner'lerden, Tuğba Caner'den. Evet kızım, aç çantanı bakalım. Dedesi, bak çantası da var. Aman. Evet. El öpülür, el öpülürmüş dedesi. Hadi al bakalım dedesi. Bayram harçlığını da verelim kızımızı. Oh, ay ay ay, bak Allah'ım. Tırmanı yapıyorsun da. Aklı burada, bak aklı burada. Evet. İlk bayram harçlıklarını topluyoruz şu an. Dedesi sen de çıkar. Evet efendim, sırayla. Ay elleyecek anne. Anne eline verme yine de. Çantaya. Çantamıza hadi direkt. Hadi bakalım ne alacaksın sen bunlarla kızım? Balık yağı, havuz. Hı-hı. Tabii. Havuz mu? Evet. Aa, bunun içinde de para var ya. Evet, o da babasından. Ben vermedim ama daha Caner. Benim parası da var. Havuz mu alacaksın sen? Havuz alacakmış annesi. Evet. Canım benim. Suyu demek çok havuz seviyor. Havuz alacakmış bu havuz. Efendim çantaya atıyoruz direkt. Dur buyur, hadi göster de görsünler bak. Bak Mira bakıyor bir de çantanın içine. Kızım bununla havuz alacaksın, balık yağı alacakmışsın sen. Evet. Allah bereket versin. Teşekkür ederiz. Allah bereket versin. Kapı açık diye. Ben açtım baba. Biz geldik. Anam, oğlumlar gelmiş. Allah'ım. Bayram açtılar, ne geldik? Hoş geldiniz. Ne yaptınız? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Öp bakalım. Al bakalım. Ay, öpçeyim. Çantamızı açalım. Allah bereket versin. Parası da alayım ben şuradan ya. Parası da var maşallah. Al biraz bir amcası ocağına da. Gel. Teşekkür ederiz. Allah'ım. Havuz alacakmış amcası, havuz. Havuz alacağız. Evet. Oh, kurban oldum. Oo, kahvaltı da çok güzel olmuş ya. Baksana şuraya. Şov yapmış yengemizine. Güne özel. Evet, çok güzel olmuş. Kahvaltı. Sizi bekledik zaten. Biz geldik bahçeye. Miral'in de evde sıkıldı. Benim de yapmam gereken işlerim var burada. Sardunyalarımı çoğaltacağım. Herkes bayılıyor. Şurada pembe sardunya var. Caner göstersin. Buradaki sardunyalarıma herkes bayılıyor arkadaşlar. Ama en güzeli buradaki, bakın. Sadece tek bir daldan tutturdum ben bunu. Ve kocaman oldu. Şimdi birkaç dalından koparacağım. Böyle serpiştireceğim çamların aralarına. Güzel görüntü oluyor çünkü pembe pembe olduğu için bahçede canlı görünüyor. Caner şimdi gitsin, bebek arabamızı alsın arabadan. Miral'in de kucakta olmaz çünkü çok ağır, artık hemen yoruluyoruz değil mi Mira? Bugün bol bol Miral'in dayı doymuşsunuzdur. Günlük Miral'in de dozu alındı. Sizler için çok çok çekmeye çalıştım. Çünkü Miral'in de daha çok çıksın videolarda diyorsunuz. Önce bahçeyi sulayayım dedim. Yerler yumuşasın diye, sardunyaları çoğaltacağım için. Böyle kazdığınız zaman bayağı bir zor oluyor. Bizim bahçede bütün gün güneş alıyor. Suladığınızda bir yarım saate mesela kupkuru olmuş oluyor. Çok güneş aldığı için tüm gün. Miralinda da yanımda. Bakın beni nasıl izliyor. Anneciğim. Sıra sana gelecek, tamam mı?
Caner'in bir tane bebeklik tulumu vardı böyle. Aynı bunun gibi renkli renkli. Hatırlayanlarınız var mı merak ediyorum. Meral'in de onun içerisinde hayal ediyorum. Bahçeye indiğimde onu giydireceğim demiştim. Deneyelim. Belki de olur, biraz büyüktü. Keşke ayaklansa da bahçeye usulası. O tulumla çok hayal ediyorum çünkü ya. Rabbim o günleri gösterseniz de, tamam mı? Bahçeci kız Miralinda. Sardunya'da bayağı varmış aşkım. Bak bunlar da Sardunya, evet, değil evet. mi? Evet. Ben bunu sardunyaları hiç satın almadık biz. Ben hep bunları dalından çoğalttım. Bir sürü de var, pembe, kırmızı. Ondan sonra şurada beyaz var. O da çok güzel. Hepsi daldan tutuyor. Burada bir tek çamlara para verdik herhalde. Evet, çamlara vermiştik. Gülleri de daldan tutturuyorum. Begonviller de açmadı. Begonvil'den yana şansımız yok arkadaşlar. Yok ya, biz begonvil tutturamıyoruz maalesef. Artık yazlığa yaparız. Orası denize yakın ya. Evet, deniz kenarlarında çok fazla var. Hem de orada hep açık oluyor sardunyalar. Anlamadım niye, nemden mi acaba? Burada olmuyor. Dalından kopartacağım da kıyamıyorum aslında kopartmaya. Şöyle bir tane koparttım bakın. Böyle tutturmuştum, böyle oldu. Bir de bundan bir sürü çoğalttıklarım da var. Şuradan alalım. Hem böyle koparttığınızda değerleniyor, çoğalmış oluyor. Bir de sardunyanız da canlanıyor, taze veriyor. Bunu böyle birkaç parçaya böleceğim. Bu büyük oldu. Miralinda! Kızım güneşe bakamıyor. O zaman ben bu tarafa geleyim. Anneciğim, bahçe işlerini bitirdik. Çok güzel oldu. Büyüsünler, beraber sulayacağız. Şimdi sizlere göstereyim nerelere diktiğimi. Bakın buraya diktim. Burada bizim gülümüz var ama üstü böcekli olduğu için açmamış. Aslında bir sürü üzerinde tomurcuklar var. Yeni sardunyalarımız. Burada iki tane. Başka yerlerde de var da şu sarmaşık gülümü de göstermeden edemeyeceğim. Bakın. Görebiliyor musunuz? Sarmaşık güllerimi demirde hep var. Buraya kadar böyle uzadılar. Biz ilk evlendiğimizde ta şu demirin başındaydı. Çok güzel büyüdüler. Ama minik minik açıyor böyle. Rengi çok tatlı. Çok seviyorum bu gülü de. Sonra buraya da diktim. Burada zaten çiçeklerim vardı. Bunun ismini bilmiyorum. Mor açıyor. Çok güzel. Şurada aslan ağzı var. İki tane de buraya diktim. Son olarak da şurası boşluk kalıyordu. Buraya da diktim. Güzel oldu. Umarım tutarlar. Ben size balkonu göstermiş miydim? Sanırım göstermedim arkadaşlar. Bunu bugün yaptım. Ve o kadar güzel oldu ki bakın. Şuradan şöyle başlayalım. Bu köşede hakikaten bayağı bir güzel oldu. Bu aslında salondaydı. Raflarımın üzerinde. Onu buraya getirdim. Ve tadam. Bakın balkona ne yaptım. Bunu bana Aleyna vermişti kardeşim. Odası için almıştık. Ama sonrasında abla dedi sen kullan. Ben de bunu buraya getirdim. Yaz aylarında burada çok vakit geçirdiğimiz için, bir de cam balkon olduğundan kışın da biz hep burada vakit geçiriyoruz biri geldiğinde. O yüzden bayağı keyifli oluyor burada oturması. Ben de böyle bir şey yapayım dedim ya. Biraz renk katsın balkona. Hakikaten bayağı da bir güzel oldu. Çok güzel de ışık veriyor. Bir de benim bakın şurada bir ışığım var. O da güzel oluyor bayağı. Yani balkon bu sene tam anlamıyla çok güzel oldu diyebilirim. Daha öncelerinde biliyorsunuz çok fazla burada da değişiklikler yapmıştım. Şurada televizyon vardı. Buradaki çiçeklik salondaydı falan. Çok gelgitler oldu. Yer değiştirdim. Yuka da salondaydı. Yani Miral'in de artık yürüteçte ara ara gezdiği için hani devir eder diye buraya getirdik. Hani şurada da bir engel olduğundan dolayı buraya gelemiyor ama yürümeye başladığında artık burayı da keşfedecek, gelecek, meraktan bakacak. O zaman artık bu çiçek kalkacak. Yani dedim ben de biraz Miral'in de ayaklanmadan biraz şuranın keyfini çıkaralım. O yüzden burayı böyle yaptım. Gerçekten çok güzel çiçek gibi oldu. Annemler de az önce buradaydı. Çay falan içtik. Burada oturduk. Bayağı bir saat ilerledi. 11'e geliyor şu anda. Evdeki herkes de uyudu. Luna yerine yattı. Miralinda ile babası da içeride uyuyorlar. Benim işlerim daha bitmedi. Ütüler var. Onları bitireyim diyorum.
Çay da içtim, kendime geldim. Çaydan sonra hep ben böyle oluyorum. Siz de oluyor musunuz? Gerçekten çay yorgunluğu alıyor arkadaşlar. Bugün bayağı bir güzeldi. Bayramın birinci günü. Yani ailemden uzakta geçirdim ama en azından görüntülü olarak bir konuştuk. Sizlerin nasıl geçiyor? Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Annemlerin burada olması bir yönden çok iyi oldu. Biliyorsunuz annemlerin üst katta da bir evleri var. Buraya gel git yapıyorlar. Özellikle karantina günlerinde burada olmaları hakikaten bizim için de iyi oluyor. Üst kattayız, alt kattayız, bahçedeyiz, bendeyiz. Yani böyle böyle vakitler nasıl geçiyor anlamıyoruz bile. Bugün de bir baktım saate 11 oluvermiş. Dedim artık ütüleri yapayım. Mira'nın odasına geldim. Burada da ütülenmesi gereken çamaşırlarım var. Bunları beraber ütüleyelim sizlerle. Geçen gün de Miral'in de cırtlı bez aldım. Ay almaz olaydım. O kadar zor oluyor ki bir de kıpır kıpır olduğundan dolayı. Ama sipariş vermiştim kilot bez. Onlar geldi Allah'tan. Ama dedim ilk önce bir bunları bitireyim sonra onlara geçeyim. Evet ben ütülere başlayayım o zaman. Saat de bayağı bir geç olmadan. Belki Miral'in de uyanabilir. Çünkü 12 gibi onu uyandırıyorum. Karnını doyuruyorum. O uyanmadan ütülerimi de bitireyim. Biraz daha ütülenecekler vardı. Onları da ilave ettim. Daha dolu var arkadaşlar. Sizlere de burada veda etmek istiyorum. Çünkü kameramın da şarjı bitmek üzere. Bugün sabahtan akşama kadar sizlerle beraberdik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir izlerken. Bizim bayramımız böyle geçiyor. Yarın da aynı şeyler. Ama ilk günün heyecanı yine bir başka oluyor arkadaşlar. Umarım daha nice nice bayramlar görürüz hep beraber. Daha güzel bayramlara, sevdiklerimizle bir arada olabildiğimiz bayramlara inşallah sağlıkla, mutlulukla Rabbim nasip ederse inşallah seneye yine tekrar güzel bir şekilde kutlayabiliriz bayramlarımızı. Miral'in dalında hiçbir şeyden haberi yok ama o da bu videoları izlediği zaman küçüklüğünü gördüğünde eminim ki çok mutlu olacaktır. İlk bayramı bu şekildeydi Miral'in dalımızın da. Bol para topladık ya. Minik çantamıza doldurduk paracıklarımızı. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.